Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Dr. Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Sühreverdi tarafından kaleme alınan Yönetenlerin Yönetimi başlıklı kitabı tanıtacağız. Kitap bir nasihatname niteliğiyle Selahaddin Eyyubi'ye yazılmış, Haçlılarla büyük bir çatışma içerisine giren ve İslam dünyasını Haçlıların şerrinden korumak için büyük bir gayret gösteren ünlü komutanın yönetimini hedef alarak ona yönetimde rehberlik yapmak, ona bir şekilde yoldaşlık yapmak üzere kaleme alınmış bir kitap. Basit anlamda bir siyasetname kitabı değil, siyasetçilere yol gösteren, siyasetin temel üslubu hakkında, temel düsturları hakkında bir yol yordam göstermek amacıyla yazılmış değil. Kelimenin tam anlamıyla bir nasihattır bu kitap. Sevilen, saygın, herkes tarafından yüceltilen, kayda değer bir ilgiyle takip edilen yönetici olarak Selahaddin Eyyubi'ye karşı duyulan bir yakınlık işaretidir. Sühreverdi nasihatnamesinde, Yönetenlerin Yönetimi başlıklı nasihatnamesinde Selahaddin Eyyubi'ye kendisini başarılı kılacak, doğru bir yerde tutacak temel ilkeleri sıralamakta ve ona akılla adaleti nasıl birlikte kullanabileceği konusunda, akılla adaleti birini diğerinden geri tutmamak koşuluyla nasıl işlevsel kılacağı konusunda kelimenin tam anlamıyla tavsiyelerde bulunmaktadır. Ona göre devlet başkanı, toplumun liderliğini üstlenen kişiler gerçekte milletin bahçıvanıdırlar. Bir bahçıvanın sahip olması gereken özelliklerin hepsini devlet başkanı da sahiplenmek zorundadır. Bir devlet başkanını toplumu tarafından sevilen, peşinden gidilmeye layık gösteren, onunla toplum arasındaki bağları güçlendiren en temel espri 3 noktada gereken özenin gösterilmesiyle başlamaktadır. Bunlardan birisi adalet, diğeri akıl, bir diğeri de ahlaktır. Adaleti, aklı ve ahlakı ihmal eden bir yönetici için toplumsal anlamda liderlikten söz etmek mümkün gözükmemektedir. Sühreverdi Selahaddin Eyyubi'ye bizzat takdim ettiği bu nasihatnamesinde yöneticilerin hangi ilkelere, hangi kurallara bağlı olarak toplumsal yaşamı yerinde, tadında sürdürebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmakta ve 3 temel noktada ciddi anlamda özel vurguyu dile getirmektedir. Adalet, akıl ve ahlak. Bu üçlü kavram hakkında gerekli özen gösterilmediği takdirde topluma rehberlik yapmak, önderlik yapmak, o toplumun beklentilerini karşılamak mümkün olmayacaktır. Adaleti zulme çevirmeden, aklı akıl dışılığına döndürmeden, tabii ki ahlakı mefsedetle yer değiştirmeden yapılması gereken şey bu 3 temel kavram hakkında gerekli çabayı göstermektir. Sühreverdi kitabında terbiye kavramını ele almakta, terbiyenin değerine ve prensiplerine vurgu yapmakta, bir sultanın, bir yöneticinin uyması gereken iyi vasıfları ve sahip olması gereken vasıfları sıralamakta, bu anlamda adaletli, akıllı, cesur, cömert ve yumuşak huylu, vefalı, doğru sözlü, şefkat ve merhamet sahibi olma, sabırlı, affedici ve şükretici olma, teğenni ile hareket etme, bilgili ve namuslu olma gibi özellikleri arka arkaya takdim etmekte ve çirkin huylar konusunda yöneticiyi uyarmakta, danışmayı, meşvereti, akıl danışmayı ciddi anlamda önemsemekte ve bununla birlikte kime meşverete, kiminle meşveret edileceği, kime danışılacağı konusunda da temel bir takım ölçütler koymaktadır. Yönetim, adalet, ahlak ve akıl esaslarını dikkate alırken bunu toplumda nasıl gerçekleştireceği konusunda ciddi, nitelikli, liyakatli insanlara başvurmalı, abid ve zahitlerin nasihatlarını dinleme ve onlara kulak verme konusunda sınır tanımamalıdır. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Dr. Necdet Subaşı.